Hocam merhaba. Merhaba Recepçim. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam iyiyim. Bugün bir konu anlatım videosuyla yine karşınızdayız arkadaşlarımızın. Evet 6. sınıflarımız için tam sayılara geçiyoruz ve sayı doğrusu üzerinde gösterimini göreceğiz bu dersimizde. O zaman siz Hadi başlayalım. Evet Recep şimdi tam sayılar. Gördüğün gibi sayıların önüne artı ya da eksi işaretleri koyuyoruz. Ve bunlar da sayıların yönünü belirtiyor aslında. Diyor ki bak önünde artı işareti olan tam sayıları pozitif yönlü tam sayılar veya pozitif tam sayılar diyoruz. Önünde eksi işareti olan tam sayıları ise negatif yönlü ya da negatif tam sayılar diyoruz. Pozitif tam sayılar ile negatif tam sayılar zıt işaretli ve ters yönlüdür. Bundan bahsedelim. Ancak ortalarında gördüğün gibi bir de sıfırımız var. Başlangıç noktası. O da bir tam sayıdır. Şimdi tam sayının e, tanımını aslında şöyle yapalım. Yani yanında böyle virgülü, buçu, bir kesri, işte 3 tam 1 bölü 3 gibi şeyler olmayacak. Tam olacak. Eksi olabilir, nötr olabilir, sıfır gibi artı olabilir ancak tam birer sayı olmaları gerekiyor. İşte burada gördüğümüz gibi. Burada birkaç madde var. Hemen onlardan bahsedelim. Mesela sıfır noktasına referans noktası da denebilir, başlangıç noktası da denebilir. Bunu söylemiş. Bunun dışında artı ya da eksi sıfırdan büyük olanlara yani sağ tarafta olanlara artı artı diyoruz. Sol tarafta olanlara eksi diyoruz. Kritik durumlardan biri her zaman sayı doğrusunda sağa gittikçe sayılarımız büyüyor. Sola gittikçe ise küçülüyor. Böyle bir durum söz konusu. E, sembollerden bahsedelim. Pozitif tam sayıları z ve üzerinde küçük bir artı ile ifade ediyoruz. Negatif tam sayıları Z ve üzerinde küçük bir eksiyle ifade ediyoruz. Ancak bu ikisinin birleşimi tüm tam sayıları vermiyor. Bir de üzerine sıfır ilave etmemiz lazım. Yani şöyle söyleyebiliriz. Kümeler konusunu öğrencilerimiz gördüğü için geçen derslerimizde pozitif tam sayılar birleşim, negatif tam sayılar yetmez. Birleşim bir de sıfırı almamız gerekiyor. Bunun haricinde işte burada benim anlattığım şu durumdan bahsetmiş. Bunun haricinde işte eksi 3 ile artı 5 arasındaki tam sayılar dediğinde sınırlar alınmaz ve bu sayılar gelir diye bir de örnek vermiş devam ediyoruz. Recep'ciğim mesela günlük hayatta karşımıza çıkan termometre. Bunun üzerinde artılar ve eksileri şöyle bir değerlendirelim. Bak gördüğün gibi bu ilkine baktığımızda sıfırın üzerinde o halde tabii ki artı şeklinde bunu ifade etmemiz lazım. Sanki 15 gibi görüyorum ne dersin? Evet hocam. Evet artı 15 santigrat derece diyebiliriz. Sonra bir diğerine bakıyoruz tam olarak sıfır o halde önüne hiçbir işaret koymamalıyız. Buraya geldik sıfırın altında zaten bize buralarda eksileri koyarak spoiler vermiş ancak vermeye de bilirdi. Biz bilirdik zaten sıfırın altındakilerin. Eksi olacağını sanki 5'te gibi duruyor. O halde buna eksi 5 dedik. Ve buna baktığımızda yine sıfırın altında sanki 10'a kadar gelmiş. Ve buna da eksi 10 derece deyip devam ediyoruz. Recepcim devam ediyoruz. Sadece termometre üzerinde değil tabii ki bu negatif ya da pozitif tam sayılar. Birçok yerde karşımıza çıkıyor. Mesela burada şöyle bir ifadeden bahsetmiş. Asiye'nin uçurtması yerden 45 metre yükseğe çıkmıştır. E yükseğe çıktıysa biz onu artı ile ifade etmeliyiz. Patlak su borusunu bulmak için yerin 2 metre altına kadar kazıldı. Yerin altı diyorlarsa biz bunu tabii ki eksi ile ifade etmeliyiz. Serhat Bey'in tatil giderleri 3800 lirayı bulmuştur. Negatif bir şey değil mi? Gider. Çok kötü. O yüzden eksi işaretini mutlaka önüne koymalıyız. Ceren Hanım'ın bu ayki geliri 5400 liradır. Geliri dediği için tabii ki artı demeliyiz. 5400 ama artı mutlaka söylemeliyiz. Efe Bey bir günde 900 lira kar etti. Bu da kar. Zarar olsaydı eksi derdik. Ancak kar olduğu için artı diyoruz. Ebru asansörle giriş katın 3 kat aşağısına indi. Yani zaten asansörlerden öğrencilerimiz günlük hayatta alışıklardır. Alt katları eksiyle ifade ediyoruz. Özge asansörle giriş katın 7 kat yukarısına çıktı. Yani artı 7 ile ifade etmeliyiz. Şimdiki etkinliğimiz şu. Gördüğün gibi ifadeler verilmiş. Bu ifadelerde doğru ve yanlış kısımları var. Biz bize söylenen ifade doğruysa D'nin altındaki harfi Eğer yanlışsa Y'nin altındaki harfi seçeceğiz ve buradan bir şifre elde edeceğiz. Başlıyoruz. Bu tanımlar çok önemli e, tam sayılar konusunda. Her şeyi doğru şekilde öğrenmiş miyiz bir bakalım. Pozitif tam sayılar Z eksi sembolü ile ifade edilir. Doğru. O yüzden Y ifadelerden ilki pozitif tam sayılar Z eksi sembolü ile gösterilir. Oysaki Z artı sembolü ile gösterilir ve y'yi işaretledik. Geldik negatif tam sayılar z artı. Burada da yanlış söylemiş. Bu ikisi tam tersi olmalıydı. Devam ediyoruz. Tam sayılar z sembolüyle gösterilir. Doğru. Hepsi birden z ediyor. Bir alta geldik. Pozitif tam sayılar ile negatif tam sayılar zıt işaretlidir. Bundan da bahsetmiştik. Bu da doğru. Sıfır sayısının işareti artıdır. Hayır artı değildir. Sıfır nötr bir rakamdır. O yüzden işareti falan yoktur. Bir alta geldik. Sayıların önüne konulan artı ve eksi işaretleri sayının yönünü belirler. Kesinlikle öyle. Bundan bahsetmiştik pozitif yönlü, negatif yönlü diye. Eksi 3 tam sayısı sıfırın solundadır. Eksi 3 tam sayısı sayı doğrusuna birazdan değineceğiz. Evet solunda kalır. En başta da söylemiştik hatta sol tarafa doğru küçülürler diye. Bir alta geldik. Sıfırdan büyük tam sayılar pozitif tam sayılardır. E, tabii ki doğru. Sıfırdan büyük olanlara pozitif diyoruz. Sıfırdan küçük olanlara negatif diyoruz. Bir tahminin var mı Recep cığım? Hocam bir yardımseverlik. Yardımseverlik çok güzel. O halde bakıyoruz 49 sayısı negatif tam sayıdır. Yanlışı işaretledik. Yardımseverlik devam ediyoruz. Tam sayılar sadece pozitif tam sayılar ve negatif tam sayılardan oluşur. Oysa ki ne vardı? Sıfır da vardı işin içerisinde. Bir alta geldik. Eksi 246 sayısı negatif tam sayıdır. Doğru söylemiş. Eksi 246 tabii ki negatif bir tam sayı. Borç ifadesi belirtilirken negatif tam sayılar kullanılır. Doğru söylemiş. Borç eksiydi. Ne bileyim kar artıydı mesela. E, seher 15 adım ileri gitti ifadesinde. Tam sayılar artı 15 adım şeklinde ifade ederiz. Evet geri gitse eksi derdik. Ancak bu da doğru. Ve son maddemiz negatif tam sayılar sayı doğrusunda sıfırın sağında yer alır. Hayır o tarafta artılar yer alır. Şifreyi çözdük yardımseverlik. için biraz daha sayı doğrusu üzerinde konuşalım. Mesela şöyle bir hikaye bize anlatılabilir. Örneğin. Bir e, alışveriş merkezine girdik. Önce 2 kat yukarıya çıktık. Ardından 4 kat aşağıya indik. Gibi sayı doğrusunu bu şekilde gösterebiliriz. Burada ne oldu? Sıfırdan zeminden bindik. Artı 2'ye geldik önce. Sonra 4 kat aşağıya indiğimiz için eksi 2'ye bak. 1, 2, 3, 4 kat aşağı indik. Eksi 2'ye gittik gibi. Sayı doğrusu üzerinde bunları anlamamız lazım. Ve sayı doğrusu üzerinde az önce de bahsettiğimiz şey sağ tarafa doğru artıyordu. Madem sağ tarafa doğru artıyor dikkat edersen negatif sayılı en büyüğü, tam sayıların en büyüğü eksi 1'dir. Pozitiflerde işler başka. İşte 2, 3 kim büyük? 3 büyük tabii ki çocukluğumuzdan beri biliyoruz. Ancak negatiflerde tam tersi. Eksi 2 mi büyük, eksi 3 mü dendiğinde eksi 2'ye büyük diyoruz. Hatta en büyükleri şu grubun eksi 1. Sonra eksi 2, sonra eksi 3 küçülerek gidiyor. O yüzden sayı doğrusu üzerinde biraz daha bu pozitif ve negatif tam sayıları tanımış olduk. Devam ediyoruz. Recep'çim test sorularına başladık. Diyor ki Meryem yukarıdaki kartlardan üzerinde pozitif tam sayı yazılı olanları eline alacaktır. Buna göre Meryem kaç tane kartı eline almalıdır diye sorulmuş. Ee, gördüğün gibi eksi 11 ile başlamış. Almıyoruz. Ancak burada artı 6 var. Bunu tercih ediyoruz. Eksi 84 hayır. Ee, bize demişti ki pozitif tam sayıları al. Dolayısıyla önünde eksi var almadık. Sıfırda nötr. Onu da almıyoruz. O da pozitif değil. 734'e geldik. Önüne artı işareti koymasalar da biz biliyoruz ki bu pozitif bir tam sayı. Eksi 92 önünde eksi var. Almıyoruz. 63 önünde artı olmamasına karşın biz onun artı olduğunu biliyoruz. Ve eksi 100'ü de almadık. O halde 3 tane Pozitif tam sayı tercih etmiş olduk. Recep'cim sayı doğrusu üzerinde bir sorumuz var. Yukarıdaki sayı doğrusunda A, B ve C harflerine karşılık gelen tam sayılar aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir? Bak sıfır burada. Madem onun yanında bir var. Şimdi mesela buraya iki yazmış olsaydı anlayacaktık ki ikişer ikişer gidiyor. Ona göre bir yol çizecektik kendimize. Ama görüyoruz ki bir tane gitmiş. O halde buraya iki, buraya üç ve buraya C'nin olduğu yere 4 gelmeli. Şıklardan gördüğün gibi en aşağıdaki ikilisi sadece C'den elendi bile. Bunun haricinde B'ye gidelim gel birlikte. Bu tarafa doğru aynı şekilde gitmeli artık. Birer birer azalarak. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 ve eksi 4 B'nin bulunduğu yerde. Eksi 4 bu iki şıktan zaten B'nin eksi 4 olanı yalnızca Adana'da var. Ee, A'ya da baktığımızda eksi 4'tü burası. Eksi 5, eksi 6, eksi 7 diye gidiyor. A'da eksi 7 olmalıydı. Doğru cevabımız Adana. Evet Recep'cim biraz daha uzun bir sorumuz var şimdi kazanım sorularının ardından. Diyor ki Kerem öğretmen tam sayıları sayı doğrusunda göstermek için sınıfta yere bir sayı doğrusu çizmiş ve iki öğrencinin ellerindeki kartonlarda yazan tam sayıları uygun olacak biçimde belirtilen noktalarda durmasını istemiştir. Kadir burada durmuş, Zeynep burada durmuş. Sonra diyor ki bu arkadaşlardan biri doğru yerde durmuş, diğeri ise yanlış bir yerde durmuş. i̇kisini de doğru pozisyona getirmek için hangisi ne tarafa doğru kaç adım atmalı diye sormuş. Hemen bakalım şurada bizim referans noktamız artı 6. Buna göre düşünürsek şurası artı 5, şurası artı 4, burası artı 3, burası artı 2. O halde Kadir doğru bir yerde durmuş. Devam ediyorum artı 2'deydi. Şöyle geldim artı 1, 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3. Zeynep madem elinde eksi 3 kağıdını tutuyor tam burada durmalıydı. Bir solunda durmuş ve elinde eksi 3 varken. Bu işi düzeltmek için şıklara bakalım. Kadir zaten doğruydu o yüzden Kadir'e dokunmuyoruz. A ve C elendi. Zeynep'e bakıyoruz. Zeynep sola iki adım atarsa daha da olması gereken yerden uzaklaşır. Ancak Zeynep sağ bir adım atarsa o da doğru pozisyonda duruyor olur. Doğru cevabımız Denizli. Hocam bitirdik mi? Bitirdik Recep'ciğim. O zaman arkadaşlar hemen şu an eğer bu, bu videoyu sevdiyseniz durdurup abone olmayı unutmayın. Bizim için önemli. Ve hocam bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.